أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Anlam işte kelama gidecek herhalde. He? Anlam kelama gidecek herhalde. O zaman biraz gideyim. Yani bir anlama gideyim de ondan sonra elif noktaya gideyim. Yani şu, ben ve aldığım roller elif ve nokta. Noktanın sonsuzluğu ya. Mesela şöyle bir yapayım mı size? De bu konu değil yani konumuz. İnşallah bizi abluluk kaydıp götürmez. Mahiyeti zatiye, şunat-ı zatiye, sıfat değiştiriliyor mu? Sıfat değiştiriliyor. Şunat zaten bir daha. Yok. Aşağı doğru yapıyoruz artık. Yok, o zaten öyle de kesit olduğu için onu öyle yapmak lazımdı. Yani aslında bu akşam, bu hafta göstereceğim size. Girerseniz elips şudur bu. Onu Osman biliyor musun? Hatırlarsınız bak şöyle. Karpuz olan değil mi? He. Burası alem-i şehadetti. Kainatın haritası mıydı ismi? Şeması mıydı? Evet. Kainatın haritası. Tamam, şurası. Tamam, bunu oradan olsun bak. Şurası. Burası uluhiyet yönü. Şurası rububiyet. Rububiyet yönü. Burası da uluhiyet. Tamam abi. Şimdi şurayı da yapayım. O kesidin bak aynısı bak bu. Fakat tahtada kesidin de burası noktanın sonsuzluğu ne demek? Nur Muhammed'i aleyhissalatü vesselam burası Kabu Kavseyn'di. Bak şimdi çok garibinize gidecek. Kabu Kavseyn. İki uç. Tamam. Burası Arş-ı Azam. Burası Lef-i Mahfuz. Burası Arş. Kürs diyelim atlayarak. Alem-i Şehadet. Tamam mı? Şimdi Hazreti Ali diyor ki bütün her şey Kur'an'da, Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele altındaki noktada. Şunu sıkıştırır mısınız? İki çizgi üst üste gelir. Kabu Kavseyn'den elif oluyor yani. Elif oluyor. Nokta. Ben de nokta oluyor. Her şey bu noktada ezilmiş hali. Şöyle ezil. Karpuz kesti gibi içten dışa kısararak mı koçan gibi? Yok. Çünkü Allah canibindeki yön bu şey yönü. Dışarı doğru patlamak Allah canibi, Allah Celle Celaluhu canibinden, beşerin mukabelesi, beşerin canibinden, mukabelesi, uluhiyet,
rububiyetine karşı uliyet burada bitiyor. Gidiyoruz böyle Şaul'un eski 56 Şaul'un gibi öyle şöyle gide gide. Şunun ikisi çarpışıyor. İkisi tek çizgi oluyor. Bu aşağıdan beşer canlından dediğinizde de aşağı tarafta mahiyet zatiye değil miydi? İki kutup mahiyet zatiye. Evet. Fakat mukabele edilen yani bu birinci yön, bu ikinci yön. O nasıl oluyor orası? Şimdi yapmayayım da onu. Girmeyelim. He, pazar günü yapacağım. Allah'u evet. O birinci yön diye iki, hatta numaralarmış. Bir, şuraya mesela, bu bir, bu bir. Ama şey tarafı, mukabele. İşte bir ve beşer canlı dediğiniz için yani... Yani. Gene kendisinden kendisine oluyor. Aslında kendisinden kendisine. Evet. Beşer canib. Beşer canibindeki aynı dağlıkta ortaya çıkıyor uliyet. Ha. Asıl birisi ondan sonrası gibi aslında. Aynadaki gibi bile. Tamam, onu o zaman yapalım. Çok yani bu... Evet, dersimiz anlam yapalım. Hey, gidiyor. Sana bunu havaya girmiş. Ha? Sana bugün hapishane şey havasına girmiş, dönmüş. Yok ya, hapishaneyi bıraktık artık ya Allah'ın izniyle. Şimdi başka havalardayız. İnşallah. O tuhaf tabii. Orada mesela bazen sizi çok arzuladım şöyle. Keşke ortam olsa da o siz de orada olsaydınız. Oraya ben dışarıda değil. sebebi mekan böyle bir özelliği var işte. Mekan yani. İşte o bir an işte anlattım biraz önceki. Anlattım. Duvarlar yok oluyor. Haletin de işi. Yani bakın 20. sözde geçiyor. Bunu kaçırırsan bu İncil'i anlamazsın. Ateşe yakmama, yanmama haletini vermişim. Sen bu yanmama, cehenneme karşı yanmama haletini alırsan cehennem seni yakamaz. O halet nedir? Nasıl bana inanırsanız ben size öyleyim. Yani ateşi yakma dediği gibi İbrahim öyle bir halet vermiş ki halet o haletle yanmıyor, elbise de yanmıyor. Haletle yanmıyor diyor. Allah dışarıda müdahale etmiyor. İçeriye bunu veriyor. Sistemini işlettiriyor. Halet de zaten ruhun bir ruh halidir. Ruh, ruhsal yapıdır. Yani fikir dimağıdır, his kalbedir, halet şeye aittir, ruha aittir. Hasan abi o ki açıldı, orada hiç ders yapmadık mı beraber? Bir tanesini sana söyleyeyim, biraz öncesini söyleyeyim. Böyle bunları tabii yazarak bir halet var tabii, aylarca şey, bir sürü dualar var vesaire sebep var. Giderin az, gelirin çok, dualar var, şey yapıyorsun, tefekkür ediyorsun, başka şey yok. O aletin demek ki şey, baktım böyle... Kapının karşısından geliyor. Yok, oynuyor, oynamaya başladı, oynuyor, tamam mı böyle? Diyorsun, deli değilsin yani. Olayı hafif biliyorsun, yani şeyi çok merak etmiştim. Şu gözüken vücuda, mevcuda, duvarlara, ağaçlara, dünyaya giydirilmiş... fikirler var, elbise, hisler var. Kaldırdıkça altı çıkıyor. Böyle nasıl olur mesela şunu kaldırsam, şunu da kaldırsam, şuna yani. Kağıt gibi gözüküyor ama bu kağıt değil tabii. Ateşte dumandır bu yaktığın zaman. Yani bunu kaldırsak, aşağısını görsem ya, aşağısı nedir ya? Bu nasıl, burası ötelerin üzerine tenteneli perde ya. Bu kalksa nasıl olur? Baktım böyle, o halet de demek ki günler mi, haftalar mı, ne yapmış bilemiyorum. Baktım, oynuyor şey, böyle. Birer birer sanki böyle, sen çok üstü gidiyorsun, 200'de de arabanın arkasına oturmuşsun. Uzaklaştığın yere mesela, araba böyle gidiyor, sen böyle oturdun ya. Herkes seni korkunç uzaklaşıyor ya. Baktım, böyle ufalarak uzaklaşıyor her şey. Pişt! Böyle her şey yok. Bir bakıyorsun hiçbir şey yok. Sonra dışarısı oluyor, dışarısı da yok oluyor. Her şey yok oluyor. Böyle bir tuhaf. Sonra işte bir gide varlık gidiyor. Yani nurlar gidiyor, ışıklar gidiyor. Korkunç bir gırdaplar başlıyor böyle. Herhalde ademi şeyle. Gırdaplar.
Yok ama böyle, o da yok oluyor. Yok olunca sen, bu sefer tutunuyorsun böyle. Bu refleks artık. Niye tutunuyorsun? Yok ki. Böyle bir şey var. Ondan sonra tekbirlerle vesaire veya şey geliyor sana. Sana demek ki bir şey anlatmak isteniyor. Ondan sonra şu bu ayetler okuyunca yavaş yavaş hızda gelmeye başlıyor. Tak 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 hepsi yerine oturuyor. Bunu alıyorsun ki hiçbir şey, hiçbir şey değil. Her şey, her şey. Aldanmamak lazım işte. Ezeli ve ebedi biliyor musunuz? Ezeli ve ebedi bir daha gelinmeyecek, bunlar olmayacak. Ezeli ve ebedi. Bu ne anlamı yüklediniz yani? Ezeli ve ebedi bir daha bu dünyaya gelmeyeceksin. Bunun için, bu iş için yani. İnsan içgüdüyle hareket etmiyor. Çünkü her insan farklı davranıyor. Oysa diğer hayvanlar aynı davranıyor. İçgüdü diyorlar hayvan. O zaman hepsi, bütün sırlar eşit. Yani içgüdü olduğuna, hani içten dürtülerek, içgüdünün Türkçesi, içten dürtülerek hareket ediyor. İçten dürtülerek hareket eden varsa, dürten yok mudur? Dürtülerek hareket ediyor. İçgüdü o demek. Kim gidiyor? Birisi gidiyor onu. Eğer hayvanlar içgüdüyle yani içten dürtülerek hareket ettiriliyorsa ki öyle. Evamir tekbini imtisalden oluyormuş. Peki insanlar içgüdüleriyle hareket etselerdi hayvanlar gibi herkes aynı hareket yapardı. O zaman bu içgüdü yoktur insanda. İnsandaki dürtü ilişkilerden ortaya çıkıyor. Çok tuhaf. İlişkilerden ortaya çıkıyor. Yani ilişki derken Allah'la ilişki, peygamberle ilişki, mevcudatla ilişki. Ha bak çiçekle. Allah razı olsun bunu koyalım. Şuraya bak. Yani bununla bir ilişki kurunca aynı mı oluyor? Yani içgüdü o mu beni dürtüyor, ben mi onu dürtüyor? Ben mi oraya taşınıyor mu, buraya mı taşınıyor? Yoksa ikimiz bir yere mi taşınıyor? Evet. Demek ki içsel dürtüler, İçsel doğmalar, felsefedeki tabirle, ilişkilerden çıkıyor. İnsan ihtiyaç da ortaya çıkıyor. İnsan ihtiyaçların yumağıdır. Baktığın yere göre değişiyor. Kaybetmekten ve endişeden kaynaklanan anlamlandırmaya geçiyor. İnsan kaybetmekten, endişeden kaynaklanan, yani kaybettiği bir şey, endişe ettiği bir şeyi kaybetmemek, endişe etmemek için onu anlamlandırmaya çalışıyor. Mesela bugünkü aletimden bir tanesi. Bir anda beni sardı ölüm korkusu. İşte o zehir gibi ya, yemek zehirlemiş. O zaman dedim ki, korkun, yani bir şey anlatmak için bunları söylüyorum, yaşadığım şeyi. Bu haletler olmadan, bu ihtiyaç olmadan bu sorulara cevap gelmez. Yani ne düşünüyorsan o cinsten gelir sana. Dedim ki bu ölüm korkusu niye? Ve ekledim. İnsan niye korkar? Bir, kendisinden güçlü ve kendisinden güçlü olacak ve ondan kaçması lazım. Korkutucu olacak. Şimdi Allah'tan mı kaçıyorsun? İnsanlar güçlü bir Allah var. Peki Allah'tan mı kaçıyorsun? Yok. Peki ölüm korkusu niye? Niye söyledim? İnsan kaybetmekten ve endişeden kaynaklanan bir haletle varlığı anlamlandırıyor.
fikrine ufuk veriyor. Abi yeni gelen kardeşler varsa, kardeş bugün sıra bizde bir sahne dersi değil, böyle enfusi şey yapıyoruz yani. Tamam. Sıkıntı yok. Evet, tamam. Bizim özel işte. Böyle maç, spor, şunlar, bunlar, dolar, bunlar konuşmadığımız lokal işte böyle. Bugün de biz bunları konuşuyoruz. Ta arzularını duyurmak istiyor insan. Bunların en büyüğü de ölüm endişesi, her şeyi yok eden ölüm. Bilgi kaygıdan kurtarmak içindir. Yani bilgi kaygı endişe var ya. Niçin üretir insan? Kaybetmekten, korkudan, uydurukçasıyla kaygı, yani endişeden bilgi üretir. Peki ne yapar o şeyi kaldırır mı? Benim midir o? Ver abi, ben kapatırım. Kapattır mısın? Ondan sonra, peki ona karşı niye bilgi üretir? Çünkü onun tesirinden kurtulmak ister. Onun tesirinden kurtulmak ister. İhtiyaçtır. Peki bilgi onu ortadan kaldırır mı? Hayır, anlamlandırır mı? Korku, endişe, kaygı cehaletin ifadesidir. Korku dima ile ilgili bir şey olduğu için cevap da dimadan mı geliyor? Evet. Verememekten zaten korku oluyor. Mesela ölüm korkusu. Onu duymamak. Ona kaçmak. Niye insan bir şeyden kaçar? Güçlüdür o. O güçlüdür. Ve o bana düşmandır. Hem güçlüdür hem düşmandır. Onun için ondan kaçıyor. Bir bak bakalım. Ustadın şöyle der. Ölümün yüzüne bak. Merdane bak. Ne talep eder? Ölüm yüzüne gül diyor. Tamam. Ne talep ediyor? Sor bakalım. Ölüm surettir. Altyapısı nedir? Allah'a kavuşmaktır. Madem ahirete gitmekten korkuyorsun, o zaman niye iman ettin oraya? İman ettiğin yerde, iman ettiğin yere gitmekten niye korkuyorsun? İman kadar güzel olan bir şeye niye korkuyorsun? Çünkü ona iman ettin. İman ettiğin yere gidiyorsun, daha işte daha ne yani? Ahiret iman etmedin. İman ettiğin yere gitmekten korkuyorsun. O zaman niye iman ettin? İman ettinse niye korkuyorsun? Kendime baktığım yere ben diyorum. Düşünemediğim yerdeyim. Olmadığım yerdeyim. Düşüncelerini bedene hapsetme. Hayatın anlamını sorgulayan tek mahluksun. Unutma. Bir daha. Kendime baktığım yere göre ben diyorum. Bedeni esas almışsam benden kasıt ben. Bedendir. Benden kasıt akılsa felsefeciler, ben derken aklı kastediyorlar. Ben olan ben akıldır. Tasavvufçulara göre ben, yani zahir tasavvufa göre ben ruhtur. Sadece şey, dünyayı düşünen şey yapan da nefsi. Kendim. Nefsi de. Yiyip o ben işte, ben yiyici. Nefis. Nefse ben diyor. Düşünebiliyor musun sana verilen bir cihaz? Nefis bir cihazdır. O zaman ben kimdir? Ben diyemeyeceğin şeydir daha. Nedir o? Benim gömleğim diyen birisi. Gömlek değil. Benim atletim. Ben diyen atlet değil. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım. Benim kalbim. Benim ruhum. Yani benim ruhum diyen ruh değil. Ha, ben hep bir başka sahiplenme çıksın. Ben diyemediğin şeysin sen o. Benim ruhum diyen ruh değil. Ben olan ben işte. İkisi de ben. Biz onu çıkamadık abi bir kere. Girdik o ben diyen kim? Çıkamadık yani şeyin içinden. Eğer ben kimim diyen bedeni kastediyorsan, bu bedene ben dediği için ölüm korkusundan kurtulamayacaksın. Çünkü ölüm bedene erdir. Ben diyemediğimdir abi. Ha, ben diyemediğin şeysin sen. Ben diyemiyorum ama demek istiyorum. Evet. Ama diyemiyorum. Ben diyen sadece Allah. En Allah ayeti geçiyor. Musa Aleyhisselam soruyor. Ya Rabbi, senin kulların bana soruyor. Rabbin kimdir yani? Rab Allah kim? Kimsin? Ya, Rabbim diyor. Allah geçmiyordu. Rab.
Ondan sonra Musevilikli Rab içeride öne çıkar. Allah Kur'an'da diyor ki, ben Musa'ya dedi ki, en Allah, ben Allah'ım. İşte oradan ben çıkarttım böyle. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Bir daha. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Düşün. Peygamber, peygamber olduğunu biliyor mu? Biliyor. Şimdi peygamber bütün varlık benim nurumdan yaratıldı diyor mu? Ben peygamberim bilmekten ve peygambere has olan başkası rüyasına bile geçmeyecek lezzet-i mukaddesesini düşün. Ben peygamberim. Tamam mı? Şimdi Allah, Allah'ım diyor. Şimdi Allah, Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten hasıl olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Allah'a mahsus. Allah'ın, ben Allah'ım diyerek aldığı lezzete, lezzet-i mukaddeseye biz ben hiçbir şey değilim diyerek ortak oluyoruz abi. Evet, harika. Çok harika. Hiçbir şey değilim demekle ancak ona sahiplenebiliyorsun. Sende taayyün ve teşaffus ediyor. Mukabelesi o. Şey o. Yani şu yok. Ben hiçbir şey değilim. Ben Allah'ıma. Ben Allah'ıma. Ben hiçbir şeyim. Ne mukabele edersen sahipleniriz. Biraz ısındık mı? Bak, kendime baktığım yere göre ben diyorum. Düşünemediğim yerdeyim. Olmadığım yerdeyim. Düşüncelerini bedene hapsetme. Hayatın anlamını sorgulayan tek mahluksun sen. Nesnel dünyada varlıkta anlam yoktur. Varlıkta anlam yoktur. Onunla sendekileri aktif edecek malzemelerle anlamlanır insan. Ama anlamın malzemeleridir. Sendeki anlamı aktif etmek için elma, armut, doğma, ölmeler vardır. Yani aslında dün, bugün, yarın yoktur. An vardır. Sendeki anlamı ortaya çıkarmak için malzemelerdir. Anlamsızlaşırsa intihar eder insan. O malzemelerle, varlıkla anlamını bulur, hayat kemalini bulur. Anlamsızlığa itilirse insan intihar seçenek olur. Ve bu anlamsızlık Adem gibi oldu, anlam vücut gibi oldu. Evet. Veya psikiyatrist hastalıklar çıkıyor insanda. İntihardan kurtulanlara sorulmuş. İntihar etmiş, ilaçla veya atlamış, kurtulmuşlara sormuşlar. İstatistiği söylüyorum. %96'sı hayat benim için anlam ifade etmiyor gibi ortak cevaplar vermişler hepsi. %96'sı. Hayat niçin ittin demişler. Hayat benim için artık anlamı yoktur. O zaman psikolojik hastalıklar bu anlamsız anlamlardan çıkıyorsa hayatı anlamlandırmak ta anlamı kendisi, ilacın kendisidir. İlaca başvurmak değil, hayatını anlamlandırmaya çalış. Anlamsızlıktan çık. Varlıkla münasebet kuran insanda ortaya çıkan anlamdır. Yani anlam o zaman çıkıyor. Vücut o zaman. Mevcutla beşir. Şu vücut değildir. Mevcuttur. İnsanla anlam bulursa mevcut olur. Vücut. Şey vücut olur. İkisi cem olursa vacibül vücut olur. Nasıl olur? Nasıl olur? Cem hali. Cem olur. Şimdi bu mevcuttur. Bu mevcut nedir? Varlığı sıfata bakar. Üzerindeki renkler vesaire özellikle Esma'nın, Cem ve Cemal'ın akşi sanatıdır. Bizimle alakası yoktur. Vacibül vücudun sıfat ve esma olarak dişe vuruşu. Tamam mı? Bu kainatın bir kuvve insanda. Bunun karşılığı. Mevcudun bir kanun burada. Buna bakan insan
Bununla anlam bulur. Bil kuvve istidaptar bil fiil olur. Muhatab ilahi olur. Halife-i zişan olur. Mahlukattan sıyrılır. Mahlukatın yaratılmasına, yani Nur-u Muhammedi'den, Allah canibinden, kudretin azameti altından bakmaya hak kazanır. Kabı kafsen işte bu. Mevcutla insanda anlam bulursa, şöyle mevcut, insanda vücut buluyor. Bu mevcutla vücudun cem-ül cemi vacib-ül vücuttur. Mevcudat pencerelerinden. Vacib-ül vücuda bakıyorlar. 34 vücuda baktılar. Evet. Yani tezahür eden hali İkisi cem. Kaynak gibi ifade ettiniz. O çok doğru gibi yer mi? Bak şimdi. Yani sonuçta o mevcut da vücut da. Vücut da aslında. Ama ne dedi? Sonra dedi ki Allah canibinden kudreti azameti altında mevcut ve vücudun cem hali var ya, zuhurat, yaratılmalara şahit olduğu zaman, o zaman kutsi bir zat oluyor. Bir şey kalmıyor. O kutsi zat diyoruz tabi. Şanım ne kadar yücedir. Şanımı tesbih edelim. Demedim. Ama bu demenmeliydi diyor. Yani şunu diyoruz. Mevcuda bakan insan mevcut da anlamlanır ve mevcudatı vücut mertebesine taşıyarak vacibül vücut var iken, mahlukat mevcut yok iken, Allah Nur Muhammedi'den mevcudatı yaratma, buna Allah canibinden kudretin azameti altında bakma mertebesi de ki, bu da kabu kabseyindir. Allah haşa anlamak için dese ki, şu tarafımızda yani anlamak için dese ki, ey Hasan, olmayan Hasan, sen ene yani mecul, darruh değil, geldim yanına, beni koydu yanına, bak seni senden yaratacağım, sen sana şahit ol. Senin nurun, ben Nur-u Muhammedi değil miydim asıl şey ilk? Nur-u Muhammedi'den her şeyi yaratmadı mı? Onunla beni yaratmadı mı? Hatta Ahmet bile Nur-u Muhammedi'den yaratıldı. Varlık. Bu çekirdekten şecere-i hilkatin yaratılmasına Allah beni yanına oturtarak şahit tutuyor. Kabu kavsen makamı. O Allah mevcudatı Nur Muhammedi'den yaratırken adeta o halette ol var ya, Kur'an'ı üç şekilde dinle. O yaratmaya kim? Enemle bütün şeceri hilkat benle yaratılıyor. Cennet, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, İsa, Musa hep benden yaratılıyor. Allah ve ben, hiç kimse yok. Yani kabuk efsen bu halet ruhiye çıktığı zaman bu mevcudun yaratılmasına şahit oluyorsun. Bir kuvveden bir fiile dönüşüyor. O zaten mahluk değil ki tehlikeli bir saf olsun. Orada mahluk değilsin artık. Bu halet-i rüyenin arkasındaki anın şahitliği. Yoksun ki zaten. Kur'an Allah'tan alır. İşte o. Ne anladınsa artık. Yani mahlukiyetçiğini girme. Bunlar, abi bir şey söyleyeyim mi? Özür dilerim. Bunlar, şimdi Bodrum'da şöyle bir şey yaptık, hatırlıyor musunuz? İlk giriş yaptığımızda üst çizgi mi, alt çizgi mi konuşmasını. Şimdi bu anlattıklarınız mahluk değilsin derken, şimdi bu Nur Muhammed'in mana tarafı. Şöyle işte. Orada gelişiyor. Yani baktım olarak ki bunu o kesiti böyle böyle yaptık ya, bunun da ters. İki çizgi oradan çıktı. Aslında biz onları normal şeklimize baksaydık o şey olmazdı. Şu yani. Alt bir çizgi yok. İkisinin ortasındaki şey Nur-u Muhammed'i, o ikisi birleşme. Öyle alt çizgi, üst çizgi yok. Normalde o Mecrü'deki yani Nur-u Muhammed'i Cenab-ı Hakk'ın tayinini teşahhus ettiği yer değil mi? Evet. Yani o demin anlattıklarınız aslında tayin teşahhus mertesi bir evet ifade. Evet. Cenab-ı Hak sende, o enede tayin ve teşahhus ediyor mu? Tayin ve teşahhus ettiği anda kim var ki? O ona işte. Benden bana. Ben gitmek diye, risalim diye koştum diyor. Benden bana.
o İyâke nâbudu ve İyâke nesteyn makamına gelen o ene, o beni, bene dönebilen, bene, o ruhuna bile sahiplenen, arkasındaki ene de Allah ta yani fena-i mutlak yani mazhar olmuşsun. Fena-i mutlak olunca kutsi bir zat oluyorsun. Çünkü beşeriyet yok. Kimse yok yani. O ene de Allah ta'yim ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şu anlar. O ta'yim ve teşahhusun anlamı işte. Cemil Cem işte. Şimdi ene bahsinde Hasan abi, üstad diyor ya, ene ve zerrede bir elif ve bir noktadır diye. Yani bir elgi derken ilk eneyi mi kastediyor Hasan abi? Zaten o çizgi o mudur yani? Öyle mi oluyor? Yani kavsem ve mecülü mü tarif ediyor demek istiyorsun? Değil mi? Kavsem ve mecül... Şu görmek bir nokta yani, aynı midir acaba diyorum. Değil mi? O evet, evet. Bak, bir nokta bir elif. Ha. Evet. Kavru kavsemdeki durum oluyor. Allah evet. Muhammed. İşte bir nokta bir elif. Her şey orada oluyor. Her şey. Ve... Size bir şey söyleyeyim ya. Sen burada 24. mektubu anlatırken evet. 7 tane şuurlattan bahsetmedin mi? Evet. Şefkat-ı Mukaddes'e, Muhabbet-i Münezzeh'e, Surur-ı Mukaddes'e, Şefk-i Mukaddes, Lezzet-i Mukaddes. Bu taraf. İki tanesi ne zaman çıktı? Yaratılmasından sonra. Memnuniyet ve ihtiyar o dönüştür. Peki mahlukat yoksa Allah'ın sıfatları var mıydı? Sırf mahiyeti zatiye geri dönüşte her neyse şu kadar. Allah canibinden 5 tanedir. Mahlukatın yaratılmasından sonra dönüşü 2 tanedir. Mahlukatın memnuniyetinden ve İftiharından mukaddes bir şey oluyor. Ortaya bir sıfat çıkıyor. Aynalanıyor. Yani şuna bir ikizası oluyor o zaman. Şuna tamamlanıyor. Tamamlanıyor. İnsanla. Zatla tamamlanıyor değil mi? Zata denmez. Şuunatta oluyor, ceyran ediyor. Şuunat-ı zatiye var, şuunat-ı ilahiye var. 3 tane şunat var. Esma-i Hüsna, Esma-i İlahi, Esma-i Rabbani. Esma-i Şehzatiye. Neyse biraz gidelim. Gayr bu mudur abi? Gayr bir tek bunun için mi vardır yani? Ha? Gayr. Bir tek bu iki şey için mi vardır? Evet. Gayr. Evet. Öyle gözüküyor. Gayr onun için. Ama ondan ona oluyor gene. Ondan oluyor. Tuhaf ya. Hem vahdet diyeceğiz, tevhid diyeceğiz, hem de gayr diyeceğiz. İlginç şeyler değil mi? Değil mi? Çok acayip. Şimdi ne diyecektim biliyor musun? Tuhaf. Tuhaf diyen de tuhaf yani. Yani bir şey tuhaf var. Da yani. Anladın mı? Tuhaf, garip yani. Öyle değil mi? Evet. Tevhidin olduğu yerde gayr olur mu ya? Şunu görüyor musun? Ya. Varlıkla münasebet kuran insanda ortaya çıkan anlamdır, mana. Ne vehim ki bu hayatın, ne vahim ki bu hayatın içinde ne varımı biliyorum, ne de yokluğumu biliyorum. Ne garip. Varlık içinde yokum. Hakikaten ne vahim bir şey ki bu hayatın içinde ne varımı biliyorum, ne de yokluğum. Tek tek cümle, ayrı ayrı, birbirine bağlı cümle yok. Başka bir cümle. Yani o zaman yazılmış. Neyi yazılmış? İnsan kendisinin dışında bir varlıktır. Allahu Ekber. İnsan kendisinin dışında bir varlıktır. Yani düşünerek yazılacak bir söz değil yani. Bu bilmiyorum. Bu hapishane notları ya. Bu 26. defter.
Sen Hasan abiyle sen düşünmüyor musun demek istediğin yani? Niye düşünüyorsun? Şu cümleyi anladım bir daha. Ne, şey, kafur çok tuhaf bu. Yani i̇nsan... Büyük, ondan değil, Cenab-ı Allah'tan. İnsan... Birbirimize dua ederiz o kadar. İnsan kendisinin dışında bir varlıktır. Büyüdüğün çevreden devraldığın anlamlar, büyüdüğün çevreden devraldığın anlamlar var. Onları tanışıyoruz, o miras. Varissin. Subhaneke ya bâis, talete ya bâis. Allah'ın halifesi olması varisliktir. Devraldın. Vazifeyi devraldın. İhtiyaçlarımızla değerlerimiz arasındaki ilişki anlam. İhtiyaçlarımızla değerlerimiz arasındaki ilişki anlam. Çamaşırı böyle sıkarsın, bunu da böyle sıkarsın. İki farklı hareketten su çıkar. Allah Allah. Vazifeyi devralmaktan mı bahsediniz abi? Evet. Nerede yazdınız abi siz? Hapishanede. Bak, büyüdüğün çevreden devraldığın, vazifeyi devraldığın anla. Vazifenin kendisine anla. Sirayet ediyor peygamber. Risalet ruhu. Peki başka? Allah Resulü neyi devralmışsa sen de onu alıyorsun. Vazifeyi devraldı. Hadiseler sana devrediyorsa. Aynı şeyler yaşanıyor o zaman. Aynı şeyler yaşanıyor. Değişmiyor. Bir unvanlar değişiyor. O Resul'du, ötekisi İmam-ı Rabbani. Siz sizden öncekilerin çekmeden çekmişsiniz. Şimdi de Yasin. Şu anlamları ilk önce Hazreti Muhammed Aleyhisselam veya Adem Aleyhisselam, Şit, Nuh, İbrahim, Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Ali, Hasan-ı Basri, İmam-ı Rabbani, Geylani, Bediüzzaman, Yasin, Gafur, derecesine göre anlamı, vazifeyi, hilafeti, halife-i ruh-i zemini devralmış oluyor. Şuurundasın, değilsin. Adile mutlak. Herkese şey yapmış. Yapmış. Eşit davranmış yapmış. Allah ne kadar tatlı bir şey değilmiş. Çok acayip ya. Nasıl bir şey değil mi Allah? Adile mutlak. Değil mi böyle? Tövbe. Sarılmış, atmamış yani. Bu Allah'tan kaçılır mı? Kimden kaçıyoruz? O zaman ölüm korkusu neye? İşte İnsan anlam ararken insanı en kıymetli anlamlandıran o insan için anlam kaynağıdır. Bir daha. İnsan anlam ararken insanı en kıymetli anlamlandıran nedir o? O insan için anlam kaynağıdır. O kendisi arayan, kendisi kendisine cevaptır zaten. Uzaklarda arama diyor şimdi. Yok. Bir de okuyayım. İnsan anlam ararken İnsanı en kıymetli anlamlandıran ararken insanı anlamlandıracak çok şey var ama en kıymetli anlamlandıran o insan için anlam kaynağıdır. Seni en çok anlamlandıran nedir? Elma mıdır, armut mudur? Hayır. Ben bana. Daha bundan yüksek anlam kaynağı yoktur bana. Elma ile bir anlam buluyordum. Ölümle bir anlam buluyordum. Doğma ile. Dünle bugünü, armut çiftaliyle, gece gündüzle. Anlam buluyordum, anlam. Fakat baktım ki, insan anlamlandığı şeye göre
O şey kıymet alır, o. İnsanı en kutsi anlamlandıran insan için en değerlidir. O zaman insanı en çok anlamlandıran yine kendisidir. Peki, arayanla aranılan da aynı olursa, bu ikisi arasındaki farkı mevcudat yapıyor. Anlam arayanla aranılan ikisi de aynıdır. Arayanla aranılanı birbirisine arayanla aranılan denilmesine sebep vardır. Mevcut Adem o zaman. Niye o araya girdi? Mesela bana... Yani araya girmedi. Şey, veyahut da zan diyebilirdik mesela bana. Varlık işte o devreye girdiği için zan, düşünce, ilim falan şeyler girdi. Adem o zaman abi bu mevcut. Varlık Adem oldu, doğru. Aynı zamanda kendisi Adem'dir. Vücuttur, Adem'dir. Nerededir? Birisi neredeyse o da ortadır. Dertler bana derman imiş dedi. Nasıl Adem oldu? O kadar anladın mı? Ben şöyle anladım. Nasıl anladım biliyor musun abi? Ben açmıyorum diye. Şimdi, beni çekiyor işin içine de abi. Şimdi diyorsunuz ya abi, kabı kavseyinde, yani şöyle anlatayım, anlatırken biraz çekiniyorum ama tövbe estağfurullah. Allah-u Teala sanki beni yan tarafında oturtmuş. Tövbe estağfurullah. Yani şurada oturtmuş. Bak kendinden kendine yaratılmanı. Beni yaratıyor abi. Ama sen seyrediyorsun. Ben seyrediyorum. Kendini beni yaratılmana. Beni ben seyrediyorum. Yaratılmana şahidim. Yaratılmama şahidim. Şimdi bunu fark edersek Hasan abi, o an işte şu an. O an işte şu an. Benim size baktığım an, abi, ben sizi görüyorum ya şu anda, şu anda izliyorum. Ben o anı eğer fark edebilirsem, hissedebilirsem şu anda yaşıyorum. Şu anda. Bütün ben anlamlandırıyorum Hasan abi. Ben anlam kazandırıyorum. Yani anlam, hepsi de doğru. Anlam kazandırmak bana vücut mu vermektir? Mesela şimdi anlam demek vücut, mevcut vücuda dönüşmenin adıdır. Mevcut vücuda dönüşmenin adına anlam diyoruz. Bir sıfat. Seni arayan da aranılan sensin. Talep eden de talep edilen de sensin. Çünkü insan en kıymetlidir. En kıymetli şeyi arar. Mevcudatın içerisinde en kıymetli arar. Arayan insan bakar ki kendisinden başka kıymetli bir şey yoktur. Anlamlanmak isteyen bu insan en kıymetli şeyle anlamlanır ki kıymetli olayım diye. Bakar ki beni anlamlandıran dereden kıymetliyim, güneşten kıymetliyim, armuttan, şeftaliden kıymetliyim. O zaman beni anlamlandıran yine beni. Benden bana. Biraz daha dikkat edip bakarsa başka bir şey görürsün. Aynı, orada dur. Aynedir bu alem. Her şey hakkıyla kay. Kendisini arayan sahabe, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Mirat-ı Muhammed'den maneviyat akar dahi. Değil mi? O kıymeti veren mahluk cinsinden bir şey olmaması gerekiyor. Değil. İşte mahlukun üstünde. Evet. Onun ortada zaten. Ruh zaten ortada. Yani şu anda her şeyi kıyas ediyorsun, üstte bir ürün yani. Evet. Şu anda bedeninde haberi olan var mı? Yok. Çıkmışsın. İşte bu anlam çıkartıyor seni bedenden, histen, düşüncelerden. Anlam libastır. Ruha giydirilen bir libastır. Hangi halete girdik? Ben bir şey soracağım ama... O haletin halet kaplı düşün böyle tek, içerisinde kıl, saçtan ince mikroskopik kablolar var. Onlardan bir tanesi anlamdır. O cemu cemi halettir. Ben anlamam. Anlam vücuttur yani oluyor o zaman. Vücut görüyorsun. Vücuttur. Anlam vücuttur. Ama mevcuttan almış ama mevcutta yoktur. Mevcut. O sende.
mevcut sendekileri uyandırdı. Ben anlamlamak için yola çıktım Gafur. Dolaştım, dolaştım. Anlam kazanmam için sen şimdi F-16 ile gübre taşır mısın? Her tarafa altın olan kamyonla harfiyat yapar mısın? Ufak bir parça kopsa gitti zaten. Sen o zaman basit bir şeyle anlam kazanmak ister misin? Çok kutsi bir şeyle anlam kazanmak istersin. Bu mevcudata gelmiş Adem Aleyhisselam. Cennete gelmiş. Anlam arıyor. Baktı ki cennet kendisini tatmin etmiyor. Daha kıymetli bir şey arıyor anlamlanmak için. Tamam mı? Daha kıymetli, cennetten daha kıymetli. Cennetten çıktı, aldı heybesini, kalem kağıdını aldı. Kendisini anlamlandırmak için, kendisinden daha değerli bir şey arayınca, cennet bundan yaratıldığını gördü ve basittir. Çıktı cennette, gurbete düştü. Kimi kendisini bulmaya çıkınca, buldu. Kendisini. Meğer ikiziymiş. İkiziymiş. Sonra beraber bakmaya başladı. Ondan sonra Cem Cem'e gelince eyvallah dedi. Esselatu vesselamu aleyk aleyke ya Resulallah. Adem Aleyhisselam vefat etmiştir. Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Dediler. İki çizgi bir oldu. Bitti, dönmedi artık oluyor. Bitti. Selam olsun ona ve onunla olanlara veya olmak isteyenlere. Bu anlam kelimesini düşününce acaba daha çok bu hani mana dediğimiz mevzu mana değil mi biraz yani? Mana. Evet, böyle. Anlam kelimesi aslında hani külliyatta daha çok mana. Lafız manaya hizmet eder. Evet. Hani mana kelimesine mi karşılık geliyor? Ya mana. Hakikat mı yoksa? Yani şöyle. Mana cemül cemdir. Anlam da biraz daha mananın ötesinde kişiye has bir şey. Yani kendisindeki evet. Mana evet. İfade ediyor. Mana ile taşınıyorsun anlama. Manayla namus gibi. Ha namus gibi. Manayla anlamını kendi manayla anlam kazanıyorsun. Abi anlamların bütünlüğü manadır gibi oluyor sanki. Mana mastardır. Anlam işte. Sende uyandırdığı gibi. Evet. Hasan abi bir şey söyleyeceğim ben. Özür dilerim. Şimdi siz Risale-i Nur'dan ülfet değil de ünsiyet olmasının sebebidir aslında bu bahsettiğiniz şey bir mana. Ne demek istiyorum? Yıllardır, 35 yıldır okuyorsunuz değil mi Hasan abi? Okuyorum. Bakın her okuduğumuzda o anki haletinize mekana göre o anki haletinize ve ihtiyacınıza göre Hasan abi oradan bir mana size açılıyor. Açılıyor. Bakın bütünlüğü mana açılıyor. Sizin aldığınız anlam. Benim sahiplendiğim, bana mal olan. Size mal olan anlam. Evet. Bu su mana. Benim aldığım lezzet anlam. Hmm. Allah razı olsun. Bunları duymadan ölme veya düşünmeden. Cennet. Nükemekir arkadaş oluyor sana. Sohbet ediyor. Bir sade geçiyor ki. İki Münis arkadaş. Evet, iki Münis arkadaş diyor. Kabir için diyor ki soğuk, dar. Yalnız, kimsesiz. Karanlık. Karanlık. Tamam. İsmail. Kabirin dört sıfatı var. Dört kıyılı çanta vardı. Birinci sözde. İki asker varmış. Ruh ve beden. İki asker. Zahirde iki asker.
Sırtlarında bir çanta varmış. Dört kıyılık bir silah varmış. Şimdi o Mikir geldi. Söyle bakalım, orada onu yapmışsın. O zaten biliyor. Defterini vereceklerini. Ya, endişe ettim diyor. Münker Mekir diye denilen iki arkadaş diyor, değil mi? Münis arkadaş. Münis demesi ne demek biliyor musun? Senin itikat ve amelen yaşantının donmuş hali. Senden sana aldı. Yatır ben önce. Anladık mı orayı? Bize bizim mi sorarsın? Münker ve Mekir demek, Sırat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin. Daha ilerisi Sırat Köprüsü, kılıçtan keskin, kıldan ince. Şeriat, kılıç. Kıl, itikat. Kılıç, İslami, amel. Münker Mekir, İtikadımızın ve amellerimizin donmuş nefsül emirdeki vücud haricisidir. Kalple iman. Allah. Sensin Gafur, sensin. Senden sana. Arayan da sen, aranılan da sen. Ben arafe nefse ol, fakat arafe rabda ol. Bak verince o mekanlar açılıyor demişler. Hocam bir şey sorabilir miyim? Peki şehitler kabri görüyor mu mesela? Arkadaş yok. Oluyor mu mümkünden ikir? Yok. Bunlar girmiyor değil mi? Yok. Onlar özel inayet hastayla muameli görüyor. Ancak evet. Haşir meydanında şehit olduklarını anlayacaklar. Evet. Orada Sırat Köprüsü'ne geçecekler orada. Haşir meydanı Sırat'tan öncedir. Burası cennet, cehennem. Köprü, Haşir Meydanı. Burası da Berzah. Evet. Burada anlayacaklar. Hatta şehit olmak tekrar isteyecekler diyor ya. Cehennem altı demiştiniz. Evet işte altı. Bunun altı da şey, yani sonraki kastediyor. Bunun altı da... Bu her mesela ağaçtır, kürüstür, bu her birini bırakınca yeni bir şehitlik değil mi bu? Evet. Şahit olduğun her şeyin şehidisin. Elhamdülillah. Attın her şeyi. Şahit olduğun her şeyin şehidisin. Peki o kavserindeki kim kime şahit oluyor? O anlattığı kısmı. Tayyum ve teşahhus. Kim biliyor musun? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Benden bana. Kim kime? Bendeki tayyum ve teşahhus zata yapıyor. Allah. Ben değilim ki o. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in diyen kesamiri ya. Ben sen o. Şebel sen. Bence buradan o beşer camilinden öyle, Allah camilinden de o da başka bir şeye şahit oldu. Evet. Şu manayla iç içe. Evet. Namaz bir sefer şu manayla kılsak yeter abi ya. Yeter tabii. Üstad bir gün dedi ki. Bir kere kılsak yeter abi. 10 rekatta öğle namazı için dedi ki rengi pembeye dönüşmüştü. Odasında böyle. Sünnetleri odasına kılardı. Böyle bir garip hali vardı. Niye dedi bana? İlk defa duydum. Ne alacak adam? 82 yaşında ömrünü vermiş vakıf. Direkt girdim kapıya. Şöyle dedi. Allah bereket versin Hasan dedi. Böyle dağılmış. O öğle namazı için diyor. Ama demiyor da zaten kıldığı oydu. Sarı kafası. Allah bereket versin. Biz secdeyi kurtar. 10 rekatta namazda kaç tane secde var? 20. Yani 4 rekat, 1 rekatta 2 secde var. 4 rekat sünnet, 8 tane. 8, 16. 2 de 10. 4 de 10. 20 tane. 20 tane. Bir tanesini kurtarmış. O nasıl şükrediyor? Hasan abi, salat sadece namazda mı olur? Yok. Şu anda salattasın zaten. Salat-ı Kübra'dayız. Secdeler var. Şu anda salattayız. Onu hulasalandıran namazdır. Ya. Nerede abi gördünüz mü? Evet. Nerede? Yoksa bizim ayvahim yani. Şu bu halet diyor. Namazda olmuyor ama şu an. Kurtarıyor yani. Bir varta mı?
Yok yok. Salat. Salat şey diyor ya, üç tane farzı var ya salatın. Şu anda Salat-ı Kübra'dayız. Salat. O zaman salatın namazlı olması veya bir ilişkisi de çok yok aslında, öyle mi? Diyebilir miyim? Yok, o namaz olarak salatın vücud haliciye çıkıyor yani. Mesela anlam şeye koyuyoruz onu. Şu anda kazanımların şekillenmiş hali. Peki kemali namazlı olması mıdır salata? Yani namazda salata mı girer? Üstadın yatsı namazına girer? Tabii ama salata nasıl girecek? Namaz da giriyor. Üstad, o namaz da girdi. Sen derste giriyorsun. Yani illa öyle değiştirmek zorunda mıyız diye düşünüyorum da. O namaz da girdi. Kimisi zikirle giriyor. Birleştirecek çok şey var. Ayet okuyor, kimi tekvin ayetleri okuyor. Yani ikisi de aynı manadır. Ama en camisi namazda olur. Yani en cami, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Miraç Ekberi abdest aldık, namaz kıldı, da olur. Ne namazını kıldığını biliyor musunuz? Hangi namazı kıldıktan sonra? Ha, onu bilmiyorum. Üstad yatsı namazında girdi muhallebe diyor. Evet. Akşam değil mi? Yatsı diyor. Yatsı. Yatsı. Yani, akşam yürüyüşü. İsra değil mi? Akşam evet. Sen gece. Ama yani akşam namazını mı kastediyor diye soruyor. Veya nafile mi kılıyor diye. Tamam, ben yani kurtardım, bildi. Şu anda Salat-ı Kübra'dayız. Evet, içinde olduğumuz için. Çünkü salatta olan Allah'tan bir şey istemez. Münacat yapar. Namazda olan namazdan sonra Allah'a dua eder. İstek akla gelmiyor değil mi? Yok. Hmm. Şu anda istek geldi mi? Şu anda bir hiç kimse Allah beni affet, bunu ver, çocuklarıma şöyle yap diye hatırınıza geldi mi? Çünkü niye? Salattayız. Salatta istemek yoktur. Başka bir şeyiz. Münacattır bu. Ey şiddeti zorundan ve azameti kibrasına tesettür etmiş olan zat-ı akdes. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam talimiyle Kur'an'ın dersiyle anladım ki hani bir şey istemiyor. Münacatı böyle değil mi? Evet. Hani bir şey istemiyor. Cennet cennet istemiyor, bir şey yapmıyor. Münacat bu. Çünkü salatta. Namaz şey, namaz ise namazın sonunda ya Rab cehennemden bizi koru. Allah'ım ecelim minallar, Allah'ım ecelim minallar. O dua tesbihat değil mi? Tesbihat namazdan sonra değil mi? Allah'ım ecelim minallar, Allah'ım ecelim min kullinlar, Allah'ım ecelim min fitneti, diniyeti ve dünyeviye. Allah'ım ecine min fitneti ahir zaman ila ahir. Bu namazdadır. Salatta. Ya Rabbi, ya Rabbi, semavati ve arz, gökleri, yıldızlarıyla, zemini, müştemelatıyla, bütün mahlukatı tesir eden kudretinin, iradetinin, hikmetinin ve rahmetinin hakkı için bize ver ve şunur talebine nefsi emaresini ve sev sayıyor. Abi. Tamam. Tamam. Bir şey istemiyor demek istiyor. Tamam. Anlıyor musunuz? Veysel Karan'ın olacak. Hazır abi. Veysel Karan'ın olacak. Bir şey söyleyeceğim. Sen Haluk'sın da Haluk. Ne alakası var değil mi? Evet kapı yoksa dursuz ki. Şimdi namaz o zaman çok değişik bir hal aldı abi şimdi benim alemimde. Şimdi 26. sözde dışır diyor değil mi abi? Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Namazın sonundaki o tesbihat aslında bizi o namaza ortak ediyor abi. Namaz başka bir şey abi ya. Evet. Külli mi? Evet. Yani hangi namaza ortak ediyor? Namaz. O bizi oraya taşıyor. Bizi oraya taşıyor. Salat-ı Kübra'nın içine atıyor. Oraya ortak ediyor. O kılınan namaz var ya, kılınan namaz, namazı kılan o insan, o birisi kim kılıyor? O insan. Biz insanlığa o dişir ile ortak oluyoruz abi. Evet. Bir yani tane namaz, namaz yani. Bir tane dişir namaz. Yani. Tabii. Bir tane namaz. Başakları ya. Namaz. Dua ile tamam. Dişir. İman ile, şuur ile, rıza ile. Bu salat olmaz mı? Evet. Bir tane salat olur abi. Peki biraz da gidelim mi? Gidelim abi. Aman kafur abi acayip bir şey söyledi. Neyse kaçtı abi. Özgürlük her istediğini yapmamasıdır. Her içimizden geleni yapmamak gücüdür. Her istediğini yapıyorsa bir şeye köledir demektir. Özgürlük her istediğini yapmak değil, tam tersi. İstediğin halde yapmamak. O sana yaptıran birisi var, onun istediğini yapıyorsun aslında abi. O zaman özgür olmuyorsun. İnsan karakter ve mizaçla oluşuyor.
mizaç genetik olduğu için değişmez. İnsanı bitiren belirsizlikler. Bunlarla başa çıkabilmek. Gelişen sıkıntıya karşı koyamamaktan psikiyatri sorunlar çıkıyor. Psikiyatri. Amaçsızsa buna fazla karşı koyamaz ve mağlup olur. Bir daha okuyayım. Şunu bitireyim, ondan sonra bir daha okuyacağım. Ve çıkıyor. Amaçsızsa buna fazla karşı koyamaz ve mağlup olur. Ve bu insan zor insandır, amaçsız insan. Geçimsiz insan kimdir? Amaçsız insandır. Psikolojik sorunu yaşayan kimdir? Amaçsız insan. Amaçsızlığından zaten bu onun şeyidir. Kırmızı ışıktır. Belirsizliklere başa çıkamaz. Peşin kararlılar anlam aramazlar. Ve tekamül edemezler. Hasetçiler ve peşin kararlı olanlar inatçı olurlar. Ve terakki edemezler. Bir daha okuyayım baştan. İnsanı bitiren belirsizlikler. Bunlarla başa çıkabilmek, bu belirsizliklerinle başa çıkabilmek, çünkü bir sürü belirlenmeler var ama anlam bulmadığı için, kıblesine koyamadığı için o belirlenen ihtiyaçlar belirlendi, çıktı. Kıblesine koyamadığın için anlam bulamadı. Anlam bulamayınca belirsizliğe dönüştü. Bunlarla baş çıkamazsın. Gelişen sıkıntıya karşı koyamamaktan psikiyatri, yani 14 çeşit hastalık diziliyor. Psikiyatri sorunlar çıkıyor. Amaçsızsa insan, amacı yoksa, bir anlam peşine koşmuyorsa amaçsızdır. Bir şey peşine koşuyorsa, anlam kazandığında, amaçsızsa buna fazla belirsizliklere karşı koyamaz. Belirsizlik nedir? Bir daha söylüyorum. Ruhumuzda, kalbimizde, aklımızda doğan belirlilikler var. İhtiyaçlar var mesela. Beka istiyoruz. Evet istiyoruz. Dert istemiyoruz. Bu basit istekler bunlar. Ne demek ya? Beka istemek basittir. Basit derken sokak tabiri değil. Düşüktür insana göre. Cennet istemek insana göre düşüktür. Çünkü cennet insana hizmet sunulan yerdir. Hizmet alan insandır. Ama bana seni gereksin, seni Allah'a istemek insanı anlamını kazandırıyor. Yani belirlenen ihtiyaçlar var diyor. Var mı? Beka istiyoruz. Allah istiyoruz. Eğer o belirlenenleri cevaplarını bulmaya koşar veya bulursan anlamını bulur, hayat geçit olur. Pasaport ailesi olur. Cennette cehennemde şey oluyor değil mi abi? Sebep oluyor. Sebep işte. Oluyor, bir şey değil o. Cenneti istiyor ama cennet nedir biliyor musun? Diye... Cennet cehennem nedir biliyor musun? Babasın değil mi sen? Çocuğuna desen ki oğlum, kızım, Kur'an'a çık bisiklet alacağım. Senin amacın ne? Kur'an öğretmek. Bisiklet ne? Araç. Amaç? Kur'an. Çocuğun amacı ne? Bisiklet. Aracı ne? Kur'an. Allah'a göre biz böyleyiz. Ne demek? Allah bize kendisini tanıtmak adına bisiklet gibi cennet vaat ediyor. Cennet veririz ama sana. Size mi? Araç oluyorum görebilmek için. Cennet bu manayı düşünebilenlerin araçtır. Allah amaçtır. Yani bazıları, ya bu yüzden bu dünyada Allah Teala bize bunları dilemiş, istemiş. Bazıları orada he diyecek, bazıları burada. Burada diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Fethuli fi ibadi ve tuhli cenneti.
gelecek zamanı kullanmıyor. Gireceksiniz demiyor. Gir cennetime. Burada bunu fark etmek yani. Eğer Allah'ın amacı insanı cennete koymaksa Adem Aleyhisselam bir sebep. Onu sebep yani. O da ne diyor? Hikmeti nedir diyor? Tavsiftir diyor. Adem Aleyhisselam dünyaya gelmesinin sebebi tavsiftir. Vazifelerdir. Peki Allah'ın vazifesi nedir? Ayşe tobe. Allah'ın ne istiyor? Allah bizim cenneti gaye yapmamızı da istemiyor. İstiyor, istemiyor. Neden? İstiyor da istemiyor. Kur'an'da ikisi de. Ben istiyorum abi. Rahman Suresi'ni orada dinlemek için. Ben istiyorum abi cenneti. Ya okuyacak diyor ya. Şimdi baba der ki Kur'an amacımdır, bisiklet aracımdır. Oğlum bisiklet vereceğim, Kur'an aracım. Allah da diyor ki, bunun gibi. Amaç benim, araç cennettir. Çocuk diyor ki, amacım bisiklettir, aracım Kur'an okumaktır. Biz buyuruz. Ama ne mutlu o. Belirsizlikler nereden çıkıyor gördün mü? O belirsizliklere başa çıkamamanın adıdır psikiyatri yani psikolojik sıkıntılar oradan çıkıyor. Allah senin azap çekmeden vesvese duymandan lezzet almazsa aşağı. Seni bir yere anlamını bulman için yapıyor. Allah. Makine böyle çalışıyor. Anlam veremeyince de ilk başta dediğin gibi anlamsız buluyor. Anlamsız buluyor sonra intihar ediyor abi. Benim için bir anlamı yok diyor. Bak şimdi. İnsan önce inanır sonra içini doldurur. Elhamdülillah. Ya. Önce inanır sonra iman eder bir imana çıkmış diyor ya. Peygamber önce inanacak ondan sonra dedim yapacak. İnsan önce inanır, sonra içini doldurur. Benim başıma geleni anlatayım mı? Balkona beraber miydik Kafur? Nerede? Dizide, köyde. Evet abi. Dördüncü katta. Evet. Balkonda çay içiyorduk. Balkon kenarı, altı yol. Çay içtik. Çayın dibi kalıyor ya. Gece yapmayın. Dibi kalıyor da yeni bir tane de dolduralım de. Döktüm sonra baktım. Kimse bağırmayayım. Yine şuursuz yaptım. Deliller süpürgeci diyordu ya, o şey vardı değil mi? Bu mana. Evet, limana. Değilse deliller onu imana götürmüyor. İman ediyor. Deliller süpürgecidir. İman etmen için değil. Ondan çıkartmıştım ki, iman edenler, İman edecekleri kadar, edebilecekleri kadar veya mecbur olacakları kadar deliller bulduklarından iman etmiş olmadıkları gibi iman etmeyenler iman edebilecek kadar delil bulamadıklarından değildir. İmana niyetleri yoktur. Niyetleri yok. Bunun en güzel delili Ebu Cehil'dir. Ayet gelmesine rağmen. Mucize gördü. Mucize gördü. Canlı peygamberi. Mucizeler. Kendimden niçin kaçıyorum sordum. Niye kendimi düşünüyorum? Niye bu kaçmıyorum? Bunları düşünmeme kaçıştım. Niye kendini dinlemiyoruz? Niye kendini anlam vermiyoruz? Niye kendini takip etmiyoruz? Niye kendini keşfetmeye kalkmıyoruz? Neden kaçıyorsun? Niçin hep böyle? Niye kaçıyorum? Çok güçlü korku zaten. Ölüm korkusu vardı. Ölüm korkusu zannediyor. Kendinden kaçıştır. Çünkü Nükel Mekir kendisiyle kendisi yüzleşecek. Buna delilim de şudur. Nükel Mekir yapmayın diyorum ama değil. Aynaya uzun müddet şu iki gözle gözünüze bakmayın. Gözünüzle gözünüze bakmayın. Yabancı biri bakmayın. Uzun müddet. Sakın bakmayın. Psikolojiniz rahatsız olur. Öyle bir hale geleceksiniz ki ilkokul, ortaokulda vardı.
böyle bir kartpostal gibi bir şey vardı. Kırtasiye satardı. Nokta nokta beyaz. Baktıcı hiç oynatma kaşığını. O dağlar, dereler, bahçeler çıkıyordu ya. Göze bakarken hiç oynatmadan kiosk'a içindeki pislikleri, başka bir şahsiyeti göreceksin inan bana. Nefsi mi görüyoruz? Nefis. Hep böyle midir abi? O anki diyorduk bir ara. Nefis derken nefse mare değil. Pislik derse ama çoğunlukla ilk önce nefse mare gelir. Nefse mareden çıkamayanlar korkar. Çünkü ilk çıkan nefse maredir. Soğanın kabuğu gibi. Sonra levhame, mulime. Yabancı gördüm çünkü. Yabancı gördün değil mi? Tuhaf bir şey. Ben aynen. Baktım, ürktüm. Vallahi, billahi, tallahi ürktüm. Bakamadım. Yani ben bana baktım, ben benden seyahat ettim ama başka bir şahsiyet vardı. Tanıdık gelmedi bana. He? Hiç tanıdık gelmedi. Hiç tanıdık gelmedi. Ben değildim. Ve korktum. Ve hep kaçtım bugün. Kalemi aldım. Sakın gözünle gözüne bakma. Sokakta, evde asabiysen insanların gözüne fazla bakma. Hatırlıyor musunuz abi? Rize pazarda dershaneden çıktık. Tam ana caddeye çıkarken böyle yol üzerinde köşe başında. Yaya mıydık? Yok arabayla abi. Arabayı ben kullanıyorum. Siz yan taraftasınız. Ben sizin olaya vakıf olmadığınızı düşünüyordum. Alakasız gibi diğer tarafa bakıyordunuz ama sol taraftan gelen adamla ben biraz hafif böyle bakışmayla davacır vaziyete girdik. Ama ben gözlerimle adama ben yalnız olsam sana sorardım gibi ifade ettiğimi zannediyorum. Sen zannediyorsun. Evet zannediyorum. Hasan abi de artık olması ifade ettiysem Hasan abi de diğer tarafa bakıyor yalnız. Ama birden döndü bana dedi ki Gafur dedi gözlerinin içine bakma karşı tarafa. Allah Allah. Hasan abi de fark etmiş. Demek sesini söylemişim ben. Bilmiyorum hatırladınız mı? Uyardınız beni Hasan abi orada. Gözlerinin içine bakma dediniz sen. Evet. Bir tane şey vardı. Gözlerimin içine bakma. Yanan alevleri görürsün. Biraz da dikkat edersen o alevlerin içinde kendini görürsün. Hasan Hakan, Hasan Hakan'dı abi. Niye o ana kadar o hale tipi hiç çokmadı Hasan Hakan'ı? Hapishaneye mi kastın? Evet abi. Bilmiyorum. Yani sadece hapishaneye mi girmek lazım? Bunu biz hepimiz onu yaşamamış yok. Beraber kardeş değil miyiz? Benim halim. Tamam işte biz şu anda gördük. İstifade ediyoruz. İstifade etmeyen bir sürü insan olacak abi. O halde nasıl girmek lazım abi? Kime nereye, madem böyle bir ilmi muhit ezeli var, kim nereye layık ve mustak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek. Endişe etme. Bırak sahibini. Sana bana geliyor yani. Herkes arama, hapishanesi farklı. Arayana gidiyor. Çocuğu öldü, kimi evet, kazaya geçirdi. Evet, o da bir şey. İşte yani, kimi arayana gidiyor o zaman. Onun hapishanesi o. Ben bir kaybettim hapiste, 99 aldım. İnan bana. Hasan abi, ben... Bir rüyam var. Evet, burada bir rüyam var. Yapacağım demiştim ya ama yapmayayım da. Geçen ben şeyde kampa gittim yine, daha da tek başıma kaldım. Yatsı namazını kılacağım ama böyle bir şeyle, o korkuyla kıldım yani. Niye? Gece yani. Çünkü namazda ışık tutup sağıma soluma oradan ses geldi, buradan ses geldi bakamıyorsunuz. Namaz kılmazken otururken ateşin başında oradan ses geliyor, tek ışık tutuyorsun. O namazda korku yaşadım ben. Namazda yaşadım yani o korkuyu. Allahu Ekber. Anladın mı abi? O korkuyla kıldım o namazı ben. Hani demek ki şeye girmek lazımmış abi. Kuyuya. O gelmedi bana mesela. İhtiyacı yokmuş. Bugün geldi. Sana namazı iade. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir konu. Abdestsiz namaz. 13 gün o korkuyla gelmedi bana. Ben hiç hücre yapmadım. Burada gelmedi şimdi. Koşa yapmadım. Hücrede yap. Tek yap. 13 günde Kur'an verdi. Ne kitap verdi. Bir yatağın yanında seccade kadar boşluğum var. Peki bu bilgiyle Risale okumuşsun. Ne olur sende? Bütün dünyadan bir çakma kesilmiş. Tecerrüt. İşte bunlarla. Sonra bir 13 gün sonra gelince defter ne kalmışsa o aletimle kaydettim. Ama uçan uçtu. Böyle bir defter de aldılar elimde. Kaybolan demiştiniz. Bir defterim de kayboldu. Evet. Böyle bir defter.
Çoğunlukla psikoloji gitti. Hapishane de çok kalabalık mıydı aslında? Hapishane 20 bin kişiymiş ama ben tekim. Hücrenin içi çok kalabalık. Çoktu. Ya gelecek kimse yok muydu sen artık? Çok güzeldi. Herkes oradaydı değil mi? Oradaydı, hissediyordu. Allah onlardan razı olsun. O gelenlerden. Benim ismim bir vermeyin abi, kıskananlar şimdi. Arkadaşlar. Çünkü niye? Bütün dünya sana hücum ediyordu. Din adına, dinsizlik adına. Çünkü benim şansım yoktu. Beni bahane ederek dine ve davaya hücum ediyorlardı. Allah seni bırakır mı? Bir adım atana 10 adamlar gelir diyor. Allah seni orada bırakır mı? İsa Aleyhisselam'ın o bozulmuş İncil'de şöyle var. Ya Rabbi, beni niye bıraktın? O zalimlerin eline. Yunus Aleyhisselam gibi attılar denize. Evet. Aynı. Hem de Berat gecesi girdim ilk gece. Ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar en büyük tağuta karşı çıktığım için. Ebu Cehil'e de benzemiyor. Neyse. Bir tane de okuyayım mı? Abi Berat gecesi yakalama kararı çıkarttılar. Siz o zaman sekerata girdiniz. Ondan sonra hapise girdiniz. En son şunu okumuştum. Kendimden niçin kaçıyorum? Korkudan kaçma. Korkunu yok edemezsin. Yüzleş ve kabullen. Ama aslını bulursan korkun ümide dönüşür. Neyi bulursanız abi? Aslını bulursan, tanışırsan korkun ümide dönüşür. Haf ve reca sırrı tahakkuk eder. Ünsiyet oluyor değil mi başta? Din insan içindir. İnsan din için değil. Merkezde insan var. Din insan içindir. İnsan din için değildir. Merkezde insan var. Dinler değişiyor ya, ama insan değişmiyor. Bu insandaki özgür iradesi olmasını gösteriyor. İnsanın imtihane tabi tutulması, insanın değerini gösteriyor. İnsanın imtihane tabi tutulması, insanın değerini gösteriyor. Dinler değişiyor. Ama insanlık hakikati değişmiyor. Onun için dinler insan içindir. İnsan Allah içindir. Din Allah değildir, Allah'tandır. Kendinle baş etmeye beceremezsen, son cümle şey olsun, şu kadar yer kaldı. Kendinle baş etmeyi beceremezsen psikolojik sıkıntılar ortaya çıkıyor. Baş etmeyi din yardım ediyor. İnsan kendisiyle baş etmeye başka ne yardım edebilir? İnsan kendisiyle en korkunç şey kendisiyle baş etmeye gayretidir. İnsan kendisiyle kendisinin baş etmeyi, kendisini halletmesi için din ona yardım ediyor. Bak bir de okuyorum. İnsan kendisiyle baş etmeye ancak din yardımcı olur. Çünkü hayata ahiretin varlığıyla anlamlaştırmış hayatı dindir. O muayyı keşfeden. Çünkü din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İnsanı anlamlandıran dindir. Bir şey anlamlandırır. Din yoksa anlamı yok. Yemek içmek, yatmak, çalışmak. İnsanların farklı olması anlam aramaktan geliyor. Anlam arıyor, anlamıyor. Burada size bir yüz okudum. Arkadaşlar şöyle. Bir de şu sayfanın dibine şu kadar. Bir yaprak bile okumadım. Böyle hapishane diye başlığı altında. Abi şu rüyayı çok
merak ettik. Uygun değil mi acaba? Yani uygun ama saat geçti. Böyle bir yarım saat, 20 dakika alır. Yüze bir orada. Rüya mıydı? Ayıp mıydı? Acayipti. Ona ikaza değil. Yalnız uykun ama uyanamıyorsun. Buradasın, orada da değilsin. Televizyon falan mıydı? Bir ya da öyle bir şey sen evet, evet. Okuduk muydu? Bir anlatmıştı. Anlatmıştı. Anlatmıştım, okumamıştım. Ses dosyası. Ses dosyası ile atmıştım zaten. Öyle mi? Öyle bir şey var yani. Çok güzeldi. Belki daha olabilir ya, soruyu. Tamam. Yok, şimdi zaten yapmayacağız. Evet, tekrar varsa, böyle bir kendi bir sesi. Peki, vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Kusur etmişsin, affola. Allah bizim kusurumuzu affetsin, taksiratımızı affetsin. Niyetimize göre muamele etsin. Cenab-ı Hak adaletiyle değil, rahmetiyle muamele etsin. Nesillerimizi Sufyan-ı Teşhir'inde muhafaza etsin. Cenab-ı Hak onları hizmet imaniye, Kur'aniye'de idealist, dava adamı, vakfayat bir gençleri olarak yetiştirmesin. Allah onların şirinden kurtarsın evladı yavrumuzu. Bizi inşallah kurtardığı gibi. El Fatiha.